Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. En son kaldığımız noktada buradaki problemi çözmüştük. Artık doğru bir şekilde gidiyor bizim verilerimiz. Bakın 52, 25.2, 12 şeklinde gidiyor. Bunun büyük bir ihtimalle problemin sebebinin şu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi biz burada alıyoruz ya, bu geldiği zaman buradaki işlemleri tekrar etmek istiyor ama en son noktaya koyduğumuz zaman buradaki işlemlere girdikten sonra yaptığı için bu problemleri aşıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi yeni label'lar ekleyeceğiz. Şöyle tekrar çalıştım. Şuraya 4 tane label ekleyeceğiz. Bu 4 tane label'in içerisinde de işte length, işte width diye elektrik malzememizin uzunluğu ve genişliğini bastıracağız. Şimdi şöyle şu anlık bir işimiz yok. Buradaki label'larımızı bunların içerisinde bunların içerisinde bu şekilde göstermiştik. Şunun en sonuncusunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bu fonksiyonumun adını length diye değiştirdim. Şimdi display style yapalım. Şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Ve bunun style'ını da şurada oluşturalım. Şunu silebiliriz. Hatta bunların style'ını da bunun içerisinde oluşturalım. Başlayalım şöyle. Ondan sonra link yaptım. Şunları şöyle bir kopyalayayım. Tabi buna label diyelim ya da label yazı diyelim ya. Label title diyelim. Başlığı olsun bunun. Ondan sonra link label'ımı buraya koydum. Bunları bu şekilde yapıyorum. Bunlarla düzenleme yapılacağı için daha sonra kullanacağız bunu. Display'imize de link label h yerine şunu silelim. Ne diyelim buna da? Çerçeve diyelim, frame olsun. Tamam. Şimdi şu iki noktamızda şöyle bir durumumuz var. Bu ikisini yukarıda tanımlayalım. Bunlar stylus değil, pardon. Şöyle bunu atayım şöyle yukarıya. Şunu sileyim. Ve bunu tanımladık. Bir de bunu tanımlayacağız. Şimdi problem olmadan düzelmiş olması lazım. Şunu şöyle kopyalayayım. Fonksiyonumu burada bildireyim. Tamam. Şimdi bu fonksiyonu burada çağırdığımız zaman neyin içerisinde çağırıyorduk? Buranın içerisinde çağırıyorduk. Problem olmadan gelmesi lazım. Tabii buradaki ölçülerimizi şöyle bir kontrol edelim. En son eksi 125 75 demişiz. Buraya da 75 yerine 95 diyelim. Bunu da bir 95 yapalım. Bakalım neler olacak.
Ona göre tekrar bir ayar çekeriz. Şu tekrar çalıştıralım. Evet, 95 yeterli gelmedi. Burada ne kadar arttırmışız? 45, ha 30-30 arttırmışız. 105 yaparız. 105 yaparsak güzel bir şekilde gelir. Tamam. Buna pet ne diyelim? Length diyelim. Ve tekrar bir çalıştıralım. Evet, geldi. Şimdi aynısını kopyalıyorum. Burada. Bu sefer width yapıyoruz. Genişliğimiz olacak. Bu linkleri aslında kalsın burada. Problem teşkil etmiyor bize. Bu da kalabilir. Buna da şunu yapıştırırız. Çünkü bunları buz kabının içerisinde kurup yıktığı için bunlarla bir problemimiz yok. Ama şuradaki ler bize bir problem teşkil edebilir. Kullanacağımız için şunları öncelikle şu W'yi yapalım başına. Bunu çözdük. Burayı da şöyle yapalım. Bunu bunun içerisine koyalım. Burada düzelttik mi? Evet, bunu düzeltmişiz. Şimdi aynısını şurada oluşturacağım. Şu ikisinin içerisine koyuyorum. Bunu da bit yapayım. O da ortadan kalksın. 30-30 arttırıyoruz demiştik. Şununla bir işimiz kalmadı. Bunu 135 yapalım. Bunu da bir 135 yapalım ve bakalım. Evet, kusursuz bir şekilde gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü şunu çağırmadık. Bunun burada bir bildirimini yapalım. Bildirimini yaptıktan sonra bu fonksiyonu da burada ne yapalım? Çağıralım. Evet, bu da geldi. Şimdi ne ekleyeceğiz buraya sadece? Bir işte ısrar diyelektrik uzunluğuyla diyelektriğin şeyini ekleyeceğiz. Genişliğini ekleyeceğiz. Şunu tekrar kopyalıyorum. Bu sefer buna evet. Display bit diyelim. Şunu kopyalıyorum. Ya şöyle yazalım. Evet. Yapalım bunu. Valla biz buna pet yazıyoruz ama pet miydi? Pet miydi? Bir daha bir kontrol edeyim. Pet de olabilir çünkü yama. Evet, packed olması lazımmış. Packed yapalım bunu. Gerçi bu dielektrik olacak. Şimdi burası bir kalsın da şunları bir düzeltelim. Bu pet dediğimiz yerler pet olacak. Bunu da düzeltelim. Evet. Bunu da düzeltmiştik. Diyelektrik bit display dedik. Şunu silelim. Şöyle diyelektrik yazalım.
Şunları da siliyorum. Bunu da buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Buraya da şu diğer ekleri alayım, koyayım. Sonra bir işimiz kalmayacak. Bunu da böyle koyduk. Şimdi tekrar şunu aşağıdan kopyalıyorum. Buraya bu sefer bunu koydum. Buraya da başını diğer ekleri yazarak bunu koydum. Evet. Şimdi bu width olacak. Şunu da şöyle bir kopyalayalım. Buraya yazalım. Yapıştıralım daha doğrusu. Şimdi dielektrik yapalım. Dielektrik length. Dielektrik şey yapmamıza gerek yok. Bunları bir düzeltelim. Bunu tekrar kopyaladım. Neyse. Length. Burayı kopyaladım. Bunun da başına diğer ekleri yazacağım. Sanırım sorunlarım ortadan kalktı. Şuraya nasıl yapmışız? Bir dakika. Oradaki düzelttik mi? Fit dedik. Elektrik fit. Bunun nerede var? Şöyle bir aratalım. Yukarıdan nereye koymuşuz bunu? Tamam. Düzgün bir şekilde koymuşuz. Şimdi fonksiyonları ayarlayalım. Duyurmuş muyuz burada bu fonksiyon? Bunu ne yapmışız buraya? Ha tamam. Şuraya birkaç tane boşluk bırakalım. Şunu da alalım. Bunu buraya koyuyorum. Bunun da şurasını bit yapacağım. Ve şimdi önce lengi çağıracağız. 105, 135 olacak. Bu da 135 olacak. Bu da bizim 165 olacak. Bu da 165 olacak. Şu an sanırım bir problemimizin kalmamış olması lazım. Şunun ismini bir kopyalayayım. Şuradan kapıştırayım buraya. Buraya da bunu yapıştırırsam tertemiz bir şekilde çıkması lazım. Evet. Burada iki tane birbirinin üstüne bindi. Neyle neyi binmiş? Bir, iki, üç, dört. Burada bir şeyler üst üste bindi. 125, 135. Buna mı 135? Evet. Bu ikisi birbirinin üstüne binmiş. Bu 165 olacak. Bu da 165 olacak. Bunlar da 195 olacak. Tamam. Şimdi çok güzel bir şekilde bunlar geldi. Şimdi bu label'lara bunun yolunu verelim. Bizim neredeydi? Calculate burası. Şimdi şuradan ben şunu kopyalayayım. Ya da şöyle bir kopyalayalım. Bir de şu atamayı alıyorum. Şunları hatta şöyle komple alayım. Şu ikisini. Şuna da bir boşluk bıraktım. Calculator buff'a atacak. Neye atacak? Bu sefer bizim bu yama genişliğini atsın. Önce şunu bir çözelim. Yama genişliğini buraya atacak.
Ondan sonra kalkülatör bu fanı elin içerisine atacak. Yama genişliğimiz burada olduğuna göre label'ımızın içerisine atacak. Nerede label'ımız? En son düzenlemeyi burada mı yaptık? Evet. Buradaki label'ımızın içerisine at. Bir kontrolümüzü yapalım. Buna herhangi bir diğer giyim 10 15 farazi rakamlar giyiyorum şimdi çok takılmayan rakamlara. Okey bastığım zaman kapat. Niye kapattı? Bir hata kodu döndürdü bize. Evet. Şunu bir sileyim önce. Bunları alacak. Nerede hatamız var? Bu bu şekilde bunun içine giriyor. Burada nasıl giriyormuş? Farklı sayfa içerisine giriyor. Biz bunun içerisine böyle girmesini istemiyoruz da. Ha. Bir dakika tamam. Sanırım sebebini biliyorum. Şimdi biz yama genişliği fonksiyonu çağırıyoruz. String olarak atmaya çalışıyoruz. String olarak atmaya çalıştığımız için patladı. Double'la atacağız. Şimdi 10 12 hadi onu da 2 girelim. Şimdi tamam geldi güzel. Bit geldi. Yama genişliği. Aa, evet doğru. Şimdilik şunları da şöyle bir kopyalıyorum. Burayı yapıştırayım tekrar. Bu sefer yama uzunluğunu buraya koyacağız. Yama uzunluğunu koyalım. Bu link label'da. Bunu bu şekilde buraya atalım. Bunu tekrar alıyorum. Yama uzunluğu demiştik. Şunu silelim. Buna işimiz yok. Elektrik malzeme uzunluğu. Buraya koyalım. Bunun ismi neydi? Yukarıdan hemen bir kontrol edelim. Dielectric with label. Yok, length label. Uzunluğu değil mi? Çünkü evet uzunluk. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bununla da herhangi bir işimiz kalmadı. Bunu da silelim. Ve en son olarak da burada ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Şunu da alalım. Buraya koyalım. Buraya da renk yerine şunu nasıl belirtmişiz? Bir daha Paint with label alacağız. Yok bunu değil. Bunu alacağız. Tabii bunu kesmeyeceğiz. Buradan sadece alacağız. Bunun içerisine atacağız. Şimdi şunları şöyle bir temizleyelim. Bakalım sistemimiz son olarak nasıl çalışıyor. Evet, şimdi 10 diyelim frekansımıza. Dielektrik sabitimiz 4.4 olsun. Dielektrik yüksekliğimiz de 1 olsun. Hesaplamalarımız geldi. Bir kontrolümüzü yapalım. Şuradan siteyi açalım. Bakalım ne durumdayız. Şimdi şöyle ufaltamıyor muyuz? Şöyle bir alalım. 10 GHz giriş dedik. Burada 4,4 diyelim. Calculate edelim. Şöyle biraz yukarıya aldım. Yüksekliğimiz 9,128 doğrudur. Pektemizde 6,777. Çok güzel. Tamam, bu videoyu da burada bitirelim. Ama şunu tekrar açayım. Ne yapacağız bundan sonraki videoda? Onu bir bakalım. Şimdi bundan sonraki videoda da şuraya bir temizle butonu koyarız. Şuradaki diğerlerin hepsini, hatta bütün diğerlerini de temizleriz. Ondan sonra yapacak pek bir işimiz kalmıyor. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.